Konuşacağız. Konuklarımız Ayzer Begiç Hanım, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Yatırımcı ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Direktörlüğü Servis Yöneticisi. Eser Taşçı Hanım, Budyer Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Büyük Yönetim Kurulu Üyesi ve Mevzu Çalışma Grubu Başkanı ve Okan Alpay Bey, Tacirler Portföy Yönetimi Genel Müdürü. Ben Ece Mandacı Baysal, Ünlü Menkul Değerler'de araştırma bölümünde kıdemli müdür olarak görev almaktayım. Ayrıca Chartered Financial Analyst ünvanına sahibim. Kamuyu aydınlatma platformu, kısa ismiyle KAP, kamuoyuna açıklanmasına gerek görülen tüm bilgilerin yayınlandığı, yatırımcılar ve şirketler açısından önemli bir kurum. Halka açık şirketler, borsa yatırım fonları, aracı kurumlar, SPK'dan yetki almış kurumlar KAP'ta bildirim yapmaktalar. Özellikle 2008 finansal krizi sonrası yapılan CFA Derneği'nin araştırmalarında yatırımcılara doğru bilgi paylaşımı, şeffaflık daha fazla önem kazanmış durumda ve şeffaflık arttıkça yatırımcıların finansal piyasalara katılımı da güçlenmekte. Bu bilgiler ışığında kamuyu aydınlatma platformu üzerinden bilgiye ulaşma imkanı oldukça önemli ve değerli. Ayzer Hanım'a bu doğrultuda ilk soruyu yöneltmek isterim. Ayzer Hanım, siz yatırımcı ve kurumsal yönetim hizmetleri alanında uzun yıllardır çalışmaktasınız. Bu tecrübelerinizden yola çıkarak kamuyu aydınlatma platformunun amacı ve yapısı ile ilgili genel bir resim bize anlatır mısınız? Teşekkürler. Merhabalar. Öncelikle bu değerli organizasyonda yer almaktan çok mutlu olduğumu belirtmek ve emeğe geçen herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu arada bağlantım ara ara kesiliyor. Zannedersem borsada da yoğun bir ilgi var konferansa katılım konusunda. İnternette bir sıkıntı yaşıyoruz şu an. Kamuya aydınlatma platformu, kısaca KAP sermaye piyasası ve borsa düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması gereken bildirimlerin duyurulduğu elektronik imza altyapısına sahip bir sistem, bir elektronik platform. Haziran 2009'dan beri ülkemiz sermaye piyasalarının resmi kamuya aydınlatma sistemi ve 2014 yılından beri de işletimi MKK tarafından yürütülüyor. Şu an kullandığımız ve 4.0 olarak adlandırdığımız sistem MKK Ar-Ge ekibi ve iş birimleri tarafından geliştirilmiş %100 yerli bir yazılım. XBRL işletme, genişletilebilir işletme raporlama dili dediğimiz analiz edilebilir XBRL veri altyapısına sahip bir sistem. Sermaye piyasalarında kamuya aydınlatmanın, şeffaflığın rolüne bakacak olursak sermaye piyasaları güvene dayalı piyasalardır. Aslında hayatımızın her alanında güven oldukça önemli bir kavram. Sermaye piyasalarında güven tesisi elbette pek çok unsurun bileşeni. Güveni ters yönde etkileyen unsurlardan biri de asimetrik bilgi dediğimiz alım-satım işlemlerinde taraflardan birinin diğerine göre daha fazla bilgi sahibi olması durumudur ki bu da ya hatalı seçim yapılmasına, hatalı yatırım yapılmasına ya da mevcut yatırım fırsatlarının değerlendirilememesine, gözden kaçmasına neden olabilir. İşte bu noktada zorunlu kamuya aydınlatma düzenlemeleri devreye giriyor. Karar verebilmeleri için gereken şeffaflığın sağlanması, piyasada etkin doğru fiyatlamanın yapılabilmesi için ihraççılar tarafından kamuya duyurulması gereken hususların belirlenmesi, böylelikle de piyasada asimetrik bilginin azaltılması olarak özetlenebilir. Kamuya aydınlatma düzenlemenin bir diğer rolü ise yatırımcıların sermaye piyasası araçlarının sağladığı haklar ile ilgili gelişmeleri takip edebilmeleri ve haklarını zamanında düzgün bir şekilde kullanabilmeleri. Dolayısıyla bir kamuya aydınlatma sistemi olarak KAP'ın temel rolü ihraççılar, sermaye piyasası araçları ve bu araçların sağladığı haklar ile ilgili doğru, tam, tarafsız, güvenilir bilginin doğru zamanda olabildiğince geniş kitlelere hızlı ve eş anlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak. KAP olarak hizmet verdiğimiz kesimleri iki ana grupta ifade edebiliriz. Bir, veriyi sağlayan taraf, yani KAP'a açıklamalarını gönderen kesimler ki bu grupta tüm borsa şirketleri,
yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, derecelendirme şirketleri, düzenleyici kurumlar, yatırım fonları, emeklilik fonları, gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları gibi oldukça kalabalık bir grup yer alıyor. Dolayısıyla biz MKK olarak bu ihraççılara, fonlara, kurumlara 7/24 kamuya aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri, açıklamalarını yayınlayacakları ortamı ve desteği sağlamakla yükümlüyüz. Toplam 730 şirket ve 1090 yatırım fonu kamu aydınlatma yükümlülüklerini KAP sistemi üzerinden yerine getiriyor ve yılda ortalama 88 bin bildirim KAP'ta duyuruluyor. Hizmet verdiğimiz diğer grup ise veriyi kullanan kesimler ki bu grupta yatırımcılarımız, analistler, akademisyenler, kreditörler gibi oldukça geniş bir kitle yer alıyor. Burada da ihraççıların veya kurumların gönderdiği açıklamaları bu geniş kitlelere hızlı ve eşanlı bir şekilde dağıtmakla yükümlüyüz. Ana veri dağıtım kanalımız KAP'ın internet sitesi. İngilizce ve Türkçe yayın yapan bir site ücretsiz hizmet veriyor. Günde ortalama 83 bin kişi KAP internet sitesini ziyaret ediyor. Oldukça yoğun kullanılan bir site. Diğer bir veri kanalımız ise KAP mobil uygulaması. Mevcut durumda 120 bin aktif kullanıcımız var. Bunlara ek olarak 21 tane veri yayın kuruluşu eşanlı olarak KAP verilerinin tüm Türkiye'ye ve dünyaya dağıtımını yapıyor. Yine KAP sistemi Swift entegrasyonu aracılığıyla da yurt dışı saklama kuruluşlarına özellikle hak kullanımı bildirimlerini dağıtımını yapıyor. Dolayısıyla oldukça entegre çalışan bir sistem söz konusu. Son olarak çok kısa bizim tarafta, iş birimi tarafında nasıl bir yapı var? Bir iki cümleyle de ondan bahsetmek istiyorum. Biz MKK tarafında KAP'ın operasyonunu yürüten ekip olarak 7 kişilik küçük bir ekibiz. Yine bilgi işlem tarafında da 7 kişilik bir yazılım geliştirme ekibimiz var. Artı sistem işletimi tarafında ekiplerimiz rutin işletimini yürütüyor. Ama küçük bir ekip olmakla birlikte hani gerek üyemiz olan şirketler, fonlar, ihraççılar ve gerekse bu verileri kullanan kesimlerle birlikte aslında büyük ve güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz. Ve bu kapsamda birlikten güç doğar inancıyla da her zaman için sizlerden gelen önerilere açık olduğumuzu belirterek sözlerimi şimdilik noktalamak istiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Ayzer Hanım. Güzel bilgilendirme için. Ben yatırımcı ilişkileri alanına geçmek istiyorum. Şimdi Eser Hanım da uzun yıllardır yatırımcı ilişkileri konusunda deneyimli bir kişi olarak bugün konuk oldu. Ve TÜİT'te de aktif rol alıyor. Siz de yatırımcı ilişkilerinin ve kamuya aydınlatma platformunun rolünden biraz bahseder misiniz? Elbette, elbette Ece Hanım. Çok teşekkürler. Öncelikle bu konferansa, panele davetimiz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gönül isterdi ki yan yana olalım, oturalım ama bu sene şartlar maalesef bunu gerektirdi. Bildiğiniz gibi yatırımcı ilişkileri halka açık şirketlerde kurulması zorunlu bir birim. Bununla birlikte kurumsal yönetim tebliğiyle açık bir şekilde kurumsal yönetim ve kamuya aydınlatma da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek yatırımcı ilişkilerinin yerine getirmesi gereken görevler arasında sayılıyor. Kamuya aydınlatma şirketle ilgili sürekli ve içsel bilgiler dediğimiz bilgilerin sermaye piyasasında tanımlanan iletişim araçlarıyla mevzuatla kamuya açıklanması olarak tanımlanabiliyor. Bu kamuya aydınlatma yükümlülüğüyle hedeflenen aslında tam ve doğru bir bilgilendirmenin sağlanması yoluyla sermaye piyasasının şeffaf bir şekilde açıklık ve dürüstlük içinde işlemesini sağlamak. Kamuya aydınlatmak için yapılacak olan açıklamaların bu açıklamadan yararlanacak olan üçüncü kişilerin karar vermelerine yardımcı olarak yardımcı olacak şekilde kurgulanması gerekiyor. Zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, güvenilir, yorumlanabilir, eşit bir biçimde
Biraz önce Ayzer Hanım bahsetmişti asimetrik bilginin doğurduğu sonuçlardan. Yine tarafsız ve düşük maliyetle erişilebilir bir biçimde olması bekleniyor. Zaten düşük maliyetle ve kolay erişilebilir dediğimiz noktada da hemen akla kamuoyu aydınlatma platformu geliyor. Biz yatırımcı ilişkilerinin platform öncesi hayatı, inanın ben bile hatırlamakta zorluk çekiyorum. Eskiden garip sesler çıkartan faks makinelerimiz vardı. Gitti mi gitmedi mi endişelenirdik, defalarca gönderirdik. Finansalları içine koyup üzerine imza atıp da ofis boyları gönderdiğimiz sarı zarflarımız vardı. Diğer şirketlerin neler yaptığını kolay kolay takip edemezdik. Hele düşünün birçok şirketi birden takip etmesi beklenen bir yatırımcının bunu yapması çok ama çok daha zordu. O yüzden kamuoyu aydınlatma ilk çıktığında bu platform, inanın halka açık şirketler olarak hepimizin hayatı çok kolaylaştı. İlk başlarda bir finansalları göndermekte bir zorluk çektik, bu doğru. Ama sonrasında kolayca alıştık ve program da bizlerle birlikte büyüdü, gelişti. Çok daha kullanıcı dostu bir hale geldi ve hayati bir öneme sahip oldu biz yatırımcı ilişkileri çalışanları için. Aslında en büyük faydası da şu oldu, yatırımcılar şirketleri daha iyi anladıkça, sermaye piyasalarında bilgi akışı devam ettikçe şirketler de çok daha anlaşılabilir bir hale geldi. Ve bu da bu şirketlerin doğru, adil bir şekilde değerlenebilmesi için bizim için çok ciddi fayda sağlayan bir platform haline dönüştü. Teşekkürler Yasar Hanım. Okan Bey'le devam etmek isterim. Okan Bey, siz de tacirler portföy olarak son zamanlarda getiri olarak da önemli fonları yöneten bir ekibin başındasınız. Sizin de deneyimlerinizi sormak isterim ve fikirlerinizi sormak isterim. Fon piyasasında kamuoyu aydınlatma ile ilgili gelişmelerle ilgili genel bir görüşünüzü ve KAP'ın rolü ile ilgili genel bir görüşünüzü rica ediyorum. Teşekkürler. Öncelikle bu Sermaye Piyasaları Birliği'ne bu düzenlediği bu güzel organizasyon için ve bizleri böyle bir zor dönemde bu platformda buluşturabildikleri için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bizler portföy yönetim şirketleri olarak aslında hem kullanıcı hem de bilgi sağlayıcı, veri sağlayıcı bir görev üstlenmekteyiz. Burada daha önceki dönemlerde biraz önce Eser Hanım da bahsetti, işte fakslardan bilançoların takibi, işte o bilançolar gelsin beklerdik yani geçtiğimiz dönemlerde. İşte onları elle girerdik birçok şeyi. Şimdi bu KAP'a platform, kamuoyu aydınlatma platformuyla beraber bunları çok daha kolay, çok daha etkin, bir de güvenilir bir şekilde yapabiliyoruz. Yani daha önceki dönemlerde farklı mecralardan elde etmeye çalıştığımız verileri işte tek bir platformdan ve en önemlisi SPK kuralları çerçevesinde güvenilir bir şekilde elde edebiliyoruz. Bu çok önemli bir unsur. Çünkü şöyle bakıyoruz açıkçası, bilgi sahibi olmadan yaptığınız iş ne olursa olsun o şeyi yönetemezsiniz. Yani o konuda bir bilgi sahibi değilseniz bunu yönetemezseniz. Bu manada da aslında KAP çok önemli bir görev üstleniyor. Ben biraz bunu şeye benzetiyorum. Bir çok güvenilir bir bilgi kütüphanesi gibi geliyor bana. Bunu kullanıp kullanmamak sizin elinizde. Aynı zamanda yatırımcı açısından baktığım zaman finansal okuryazarlığı geliştiren bir mecra. Belki bu anlamda biraz daha böyle bir geliştirmeler yapılabilir. Yani sanki finansal okuryazarlık hepimizin birinci planda tutması gereken bir unsur. Yani bu sektör oyuncuları olarak hem kural koyucu olarak zaten bir takım şeyler yapılıyor ama ne bileyim bir bilgiye ulaşmaya çalışıyorsanız böyle bir takım pop-up'lar gelse mesela orada bir takım bilgileri görebilse yatırımcı en ufağından en azından kafasında, insanın aklında bir şeyler kalabilir diye düşünüyorum. Bu manada yani finansal okuryazarlık anlamında çok önemli bir görev üstleniyor. Bunu şeyden de görüyoruz açıkçası. Yatırımcılar çok ciddi bir şekilde bize sorular soruyorlar. Yani
İşte kapa neden hala yüklemediniz portföy raporlarınızı, işte ne bileyim bilançolarla alakalı, bizim şirketlerin bilançolarıyla alakalı, yani portföy şirketlerini de sonuçta tanımak istiyor yatırımcılar. Dolayısıyla bu güven unsurunu da bir arada tutan ve çok önemli bir boşluğu dolduran bir platform. Dolayısıyla biz yatırımcılarımızla da doğru bir iletişim aracı da aslında bir taraftan. Hem yaptığımız iş itibariyle de biz araştırmalarımızda da kullanıyoruz. Yatırım kararlarımızı almamız da çok önemli bir unsur, kamuyu aydınlatma platformu. Dolayısıyla her iki tarafta da, yani hem kullanıcı bazında hem de bilgi sağlayıcı bazında bizim için gerçekten çok önemli bir mecra. Ve her geçen gün de geliştiğini görmek bizi açıkçası çok heyecanlandırıyor ve gurur veriyor. Çok önemli bir platform. Belki önümüzdeki dönemde bu finansal merkez olarak İstanbul'un olması noktasında da çok önemli görevler üstleneceğini düşünüyorum açıkçası. Teşekkürler Okan Bey. İlk turda KAP'ın genel rolünden bahsettik. Şirketler açısından, yatırımcılar açısından nasıl bir önemi olduğu, nasıl bir rolü olduğu ve yıllar itibariyle KAP, kamu aydınlatma platformunun gelişimi, yatırımcı ilişkilerinin gelişimi ve fon piyasasındaki önemine değindik. Şimdi ben ikinci turda soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Soruları da almaya başladık. Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz siz de yatırımcı sayısında, yatırımcı tabanında çok ciddi bir artış var ve bu doğrultuda da sorular geliyor aslında. En son rakamlara baktığımda toplam bireysel yatırımcı sayısı 1.9 milyon kişiye ulaşmış durumda ve yatırımcıların, bu yeni gelen yatırımcıların finansal bilgisi ve bildirimlerle ilgili eğitilmesi de gerekiyor, önemi de oluyor. Ayzer Hanım'a yine sözü iletmek isterim. Sorum da bununla doğru orantılı olacak. Küçük yatırımcıların haklarının korunması tarafında KAP'a nasıl bir rol düşüyor? Siz biraz anlatmaya başlamıştınız aslında. Biraz daha detaylandırabilirseniz, belki düzenlemelerden de, temel düzenlemeler, neye bakılması gerekir yatırımcı tarafında? Genel bir yorum yapabilirseniz sevinirim. Peki canım. Az önce bir bağlantım gitti ama hani bu arada bir şey kaçırmadığımı düşünüyorum. KAP'ın yatırımcıların korunmasıyla ilgili KAP sistemi internet sitesi, mobil uygulaması ve diğer veri dağıtım kanallarıyla yatırımcılara az önce de söylediğim gibi doğru, güvenilir bilgiye zamanında düşük maliyetli, hızlı ve eşanlı erişim imkanı sağlıyor. Okan Bey de söylediği gibi yerinde ve doğru bilgi güç kaynağı gerçekten. Eğer bu konuda bir konuda ne kadar doğru ve yeterli bilgiye sahipsek alacağımız kararlar da o kadar doğru olacaktır. Olayları değerlendirmemiz o kadar doğru olacaktır. Yatırımcılarımız da dolayısıyla yatırım kararlarını verirken neleri incelemeleri gerektiğini bilirlerse, sermaye piyasası araçlarının özelliklerini, ne haklar sağladığını, bu haklara nasıl kullanacaklarını bilirlerse o kadar doğru, sağlıklı yatırım kararları alacaklardır. KAP tüm yatırımcılara aslında bilgiye erişimde bir fırsat eşitliği sağlıyor. Yani o veriye ulaşmadaki zaman farklılıklarını, maliyetleri düşürerek herkesin eşanlı, eşit fırsatlarla o bilgiye erişim fırsatı sağlıyor. Yine KAP sisteminde bildirimler, açıklamalar bizim önceden hazırladığımız formatlarda, şablonlarda gönderiliyor ve bu gönderim öncesinde bildirimlerin bir kısmı, tabii her şeyi kontrol edemiyorsunuz, metin alanı olarak yazılan pek çok şey var ama bildirimlerin önemli bir kısmı sayısal olan veriler, özellikle mali tablolarda bir takım kontrollerden geçerek yayınlanıyor. Dolayısıyla sistem olabildiğince o verinin doğruluğunu kontrol edecek bir yapıya sahip. Yine sistemin elektronik imza altyapısına sahip olması açıklamanın ilgili şirkette o bildirimi yapmaya yetkili kişiler tarafından gönderildiğini belgeliyor. Dolayısıyla güvenilir bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor.
bir şirketimiz KAP sisteminde açıklamasını hazırlayıp gönder butonuna bastığında bildirim bütün dağıtım kanallarımız üzerinden kısa sürede tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya eşanlı olarak dağılmış oluyor ve tek bir merkezden böylelikle dağıtım sağlanmış oluyor. Yine 2009 yılından beri KAP'ın ilk devreye alındığı tarihten beri yayınlanmış bütün bildirimlere internet sitemizden erişim mümkün. Dolayısıyla bu anlamda bir dijital arşiv niteliğinde kamuya aydınlatma platformu. Dolayısıyla biz yatırımcılarımızı hızlı, eşanlı, zamanında doğru bilgilendirerek doğru kararlar almalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında hani yatırımcılarımızın neleri dikkat etmesi, neleri bilmesi gerekiyor dersek, yine bizim sitemizden de erişilebilir durumda çok temel kamuya aydınlatma ile ilgili düzenlemeler var. Hani bunların muhakkak bilinmesi, takip edilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Özel durumlar tebliği, finansal raporlama tebliği, kurumsal yönetim tebliği gibi hani temel düzenlemelerin bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ayzer Hanım hazır kurumsal yönetimden bahsetmişken Eser Hanım'a da o konuyla ilgili bir soru yöneltmek isterim. Eser Hanım, siz yatırımcı ilişkileri olarak kurumsal yönetim alanında da çalışıyorsunuz ve son yıllarda önemli bir alan haline geldi. Şirketlerin itibarı, yatırımcılara ulaşımı, yatırımcıların güveni açısından kurumsal yönetim ilkeleri, kurumsal yönetim komiteleri, yönetim kuruluna bağlı. Bunlar daha fazla önem kazandı. Siz kurumsal yönetim ilkeleri açısından yatırımcı ilişkilerinin önemini biraz daha anlatabilir misiniz? Elbette canım. Kurumsal yönetim aslında en kısa ve öz tanımıyla bir şirketin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine göre yönetilmesi aslında. Ve bu dört önemli maddeden aslında hesap verebilirlik ve sorumluluk daha çok şirketin yönetim kurulunun ve üst yönetimin sorumlulukları arasındayken eşitlik ve şeffaflıkla ilgili sorumluluklarda yatırımcı ilişkileri tarafından yerine getiriliyor. Bu noktada şirketlerde kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm sorumlulukları, yatırımcı ilişkileri yerine getirdiği için bir şirketin potansiyel ve mevcut tüm paydaşlarına, buna yatırımcılar da dahil olmak üzere eşit bir şekilde davranmamız gerekiyor. Zaten kamuyu aydınlatma platformunun bize en büyük sağladığı fayda da bu aşamada geliyor. Şeffaflık da biraz önceki sunumumda da bahsettiğim üzere ne olursa olsun yeteri kadar anlaşılmayan bir şirket yeteri kadar değerlenmemiş bir şirket demektir aynı zamanda. Bu yüzden de sermaye piyasalarının şeffaflaşması bizim sermaye piyasalarının derinleşmesi olan nihai amacımıza bizi bir nokta daha yaklaştıracaktır. Bununla birlikte kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan pay sahibi hakları, ki bunlar arasında işte oy kullanma var, bilgi alma var, kar payı alma gibi haklar var. Bu hakların da aslında en büyük güvencesidir yatırımcı ilişkileri departmanı. Çünkü hem şirketle yatırımcılar arasında çift yönlü bir iletişim kurar. İki tarafa da hitap eder bu noktada. Teknolojinin gelişmesi, kaydı sisteme geçilmesi, kamuyu aydınlatma platformu, bunun altında tanımlanan hak kullanım bildirimleri aslında yatırımcı ilişkilerine bu anlamda çok büyük yardımda bulundu diyebiliriz. Ben şirkete ilk işe girdiğimde bana bir idari işlerden bir arkadaşımız gelip bir anahtar teslim etti. Neyin anahtarı diye sorduğumda yatırımcı ilişkilerinin şirkette bir deposunun olduğunu öğrendim. Koliler dolusu kesilmiş kuponlar, tertipler, işte bir kısmı kesilmiş hisseler vesaireler. Hani bu noktada hani şirkete elinde bir tomar hisse senediyle gelen bir yatırımcının aldığı hizmetle MKK'dan tek bir tuşa basarak aldığı hizmeti değerlendirdiğinizde bunun önemi çok açık ortada. Teşekkürler. Okan Bey, size geçmek isterim. Siz aslında açılışı yaptığınız finansal okuryazarlıktan biraz bahsettiniz. Ben biraz daha
yine detaylandırmanızı isteyeceğim. Çünkü çok önemli bir konu. Ayrıca yatırımcıların bilinçlenmesi de önemli. Hatta açılış konuşmasında SPK Başkanımız Fuat Bey de aktarmıştı bilinçli yatırımcılar ve bilinçli yatırımcıların bilinçlendirilmesinde kapının öneminden o da bahsetmişti. Siz de finansal okuryazarlık ve fon sektöründe bilgiye ulaşma ile ilgili imkanlarla ilgili ve gelişme gösteren alanlarla ilgili görüşlerinizi aktarabilir misiniz? Tabii, teşekkür ederim. Şimdi aslında ülkemiz maalesef sermaye konusunda problem yaşayamıyor. Yani sermaye açığımız var. Yani dolayısıyla tasarruf etmemiz lazım. Ama hani bunun ötesinde baktığınız zaman bireylerin de aslında tasarruf konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını gözlemliyoruz. Bunu şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Sizin emeklilik döneminizde mevcut çalıştığınız dönemdeki gelirin yaklaşık ortalama %60'ını kazanmanız lazım ki aşağı yukarı aynı hayat standartında devam edebilmeniz açısından böyle bir şeye ihtiyaç var. Fakat baktığınız zaman son alınan, 2000 sonrası alınan kararlarla falan emeklilikte alacağınız ücretler falan biraz daha aşağı gelmiş durumda. Dolayısıyla sizin bu aradaki farkı bir şekilde kompanse etmeniz lazım. Tabii şimdi artık belli bir yaşa geldikten sonra insan bunları biraz daha şey yapıyor. Daha önceki dönemlerde belki gençlere bunu biraz daha vurgulamak lazım. Ben de her fırsatta bunu yapmaya çalışıyorum. Birikim yapmaları lazım, tasarruf etmeleri lazım. Gelecekte emekliliğinize rahat bir hayat sürebilmek adına. Şimdi bu anlamda tabii bilgi çok önemli. O bilgiye ulaştığınız yerler önemli. Dolayısıyla kamuoyu aydınlatma platformunun bu anlamda çok büyük önemi var. Burada hani sadece hisse senedi ya da özel sektör tahvili ya da diğer enstrümanlara yatırım yapıyorsanız bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. O şirketleri bilmeniz gerekiyor. O şirketlerle ilgili her türlü haberi değerlendirmeniz gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi, Ayzer Hanım da bahsettiği gibi yani bilmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Sağdan soldan bir şeyler duymak da bunun bir anlam ifade etmiyor. Ya kurumsal tarafa emanet etmeniz lazım birikimlerinizi. O manada da kamuoyu aydınlatma platformu çok ciddi bir görev üstleniyor. Burada yatırım fonlarının içerisindeki enstrümanları görebilirsiniz. Ne bileyim, o portföy yönetim şirketine ilişkin işte portföyünüzü değiştiyse bunu görebilirsiniz. Yöneticilerini görebilirsiniz. İşte yatırım fonlarının izahnamelerini, iş düzlüklerini, her şeyi oradan takip etmek mümkün. Hatta şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bazı yatırımcılar işte ay sonu açıkladığı portföy raporlarına göre Excel'de bir takım dosyalar oluşturuyorlar ve zaman zaman bize geliyorlar. Yani ben sizin fonun bugün şu getiriyi sağlamasını gerektiğini düşünüyordum ama bunu sağladınız. Neden böyle portföyü mü değiştirdiniz tarzında? Yani bu kadar ilgililer, onu demeye çalışıyorum. Çok önemli bir görev istiyor. Yani finansal okuryazarlık anlamında gerek yatırımcı açısından, bizler açısından bile birçok şeyi öğrenebileceğimiz bir mecra. Bir de tabii şu da var. Genel baktığımız zaman mesela kurumsal yatırımcı nezdinde fonların büyük bir kısmını bankalar genelde pazarlıyor diyebiliriz. Tabii banka şubelerinden bunlar pazarlanıyor. Tabii banka şubesindeki her arkadaşın her fona bu kadar, yani o fonlara çok ciddi anlamda bilgisi olmayabilir. Şimdi Tefas platformuyla beraber bazı şeyler değişti aslında. Daha çok bilgiye ihtiyaç var. O manada da biraz önce bahsettiğim gibi kamuoyu aydınlatma platformu önemli bir görev üstleniyor diye düşünüyorum. Ve önümüzdeki dönemde bu sanki biraz daha artacak gibi gözüküyor. Yani yatırımcı ilgisi her geçen gün daha da artmaya başladı. Özellikle yani yatırım fonlarında çok ciddi büyümeler söz konusu. Bu olduğu sürece o bilgiye erişim ihtiyacı daha da artıyor. Daha da gelişerek herhalde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Okan Bey. Yine KAP içerikleriyle ilgili, yeni gelişmelerle ilgili konuşmak isterim. Ayzer Hanım'a yine soru sormak isterim. Son dönemde kurumsal yönetim tebliğini konuştuk Eser Hanım'la.
bu alanda girişimler var, siz de dile getirdiniz ve son dönemde COVID-19 sonrası sürdürülebilirlik daha önemli bir konu haline geldi. Şirketler de bu alana yatırım yapıyor. Sürdürülebilirlik raporları çıkaran büyük şirketler de var ve kurumsal yönetimle ilgili derecelendirme kısmı da var. Siz KAP tarafında sürdürülebilirlik anlamında nasıl gelişmeler olduğunu gözlemliyorsunuz veya biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Sürdürülebilirlik bugüne kadar gönüllülük esasıyla açıklanan bir konuydu. Sürdürülebilirlik raporları bizim açımızdan. Ama geçtiğimiz ay Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurumsal yönetim tebliğinde yeni bir düzenleme yapıldı, yeni bir ekleme yapıldı. Artık yıllık faaliyet raporlarında borsa şirketleri sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyorsa buna ilişkin gerekçeli açıklamalarına ve bu ilkelere tam olarak uyulmaması nedeniyle çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamalara da yer vermeye başlayacaklar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemden itibaren artık yıllık faaliyet raporlarında, KAP'ta ilan edilen faaliyet raporlarında sürdürülebilirlikle ilgili, sürdürülebilirlik ilkelerine uyumla ilgili bölümleri de görüyor olacağız. Bunun dışında bizim KAP sisteminde kullandığımız bir sürdürülebilirlik raporu diye bir bildirim formatımız var aslında. Tabii bugüne kadar gönüllülük esasıyla yayınlanıyordu bu. Sürdürülebilirlik raporu hazırlayan şirketlerimiz bu şablondan da yayınladıkları takdirde genel bilgi formu sayfalarından bu rapor yatırımcılara sunuluyordu. 2021 yılında yapılacak raporlamalarda hani bunun da kullanımını istiyor olabiliriz. Bununla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'yla görüşeceğiz. Hani nihai kararlarımızı en sonunda bütün piyasaya, üyelerimize duyuruyor olacağız. Ama 2022 yılından itibaren muhtemelen uyum raporu ve kurumsal yönetim bilgi formu şablonlarının içinde sürdürülebilirlikle ilgili, sürdürülebilirlik ilkelerine uyumla ilgili açıklamalar da analiz edilebilir, ayrıştırılabilir formatta eklenecektir diye planlıyoruz. Teşekkürler Ayzer Hanım. Yine Eser Hanım'la devam etmek isterim. KAP bildirimleriyle ilgili bir soru aldık. O soruda şunu soruyorlar. Bazı şirketler detaylı içerik açıklarken, yani bir yatırım kararı aldığında bunu detaylı açıklarken başka bir şirket bu şekilde bildirimleri yapmayabiliyor. Yani bildiğimiz kadarıyla zorunlu olan bildirimler var. Bu nedir? İşte faaliyet raporu, finansal tablo açıklamaları, özel durum açıklamaları. Bunun dışında şirketler bir sunum paylaşmak istiyorsa veya bir yatırımla ilgili detaylı bir bilgi vermek istiyorsa bunu KAP'ta açıklıyor veya açıklamıyor. Bununla ilgili bu süreç nasıl ilerliyor yatırımcı ilişkileri tarafında? Bunun kararını kim veriyor içeriye? Kapı bildirimin keyfi veya zorunlu olmayan açıklamaların nasıl olacağı ile ilgili nasıl karar alınıyor? Yorum yapabilir misiniz Eser Hanım? Elbette. Çok güzel bir soru. Öncelikle teşekkür ederim. Bunun için şirketin içerisinde elimize ulaşan bilginin içsel bilgi olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor ve sermaye piyasası mevzuatımızda bu karar şirketlere bırakılmış durumda. Bunun için de bir önemlilik eşiği var aslında. Bu mesela bazı konularda o bilginin etki ettiği muhasebe kalemine %10 artı eksi %10 etki gibi değerlendirilebiliyor. Bu yüzden bir şirket için içsel bilgi değeri taşıyan bir bilgi başka bir şirket için taşımayabiliyor. Bu noktada karar verebilmek için birçok konuyu incelemek gerekiyor. Bunlardan önemlilerinden bir tanesi de aslında bir eşik var. Şöyle ki yatırımcıların ve analistlerin konuya ilgisi aslında o bilginin içsel bilgi olup olmadığıyla ilgili bir ipucu barındırıyor içinde aynı zamanda.
Şirketler bilgilendirme politikalarında kimi zaman neyi kamuya açıkladıklarını, neyi açıklamadıklarını yer verebiliyorlar. Bunun dışında özel durumlar tebliğinde yapılan bir düzenlemeyle şirketlere kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için bir prosedür hazırlanması istendi. Bu prosedürün hazırlanması kesinlikle zorunlu ve de çok yerinde bir karar. Çünkü bir bilginin ister bilgi olup olmadığını kamuya açıklamak gerekip gerekmediğini değerlendirebilmek için yatırımcı ilişkilerinin o bilgiye ulaşabiliyor olması gerekiyor. Yani o bilgi bir kere size gelecek ki siz kurduğunuz o prosedür gereği kimlerle nasıl değerlendireceğinizi bulup bu şirketin makul bir yatırımcının alım ya da satım kararında etkili olup olmayacağına karar verip ona göre kamuya açıklayacaksınız. Bu açıdan kamuya aydınlatma platformunun bizler için bir faydası daha var. O da şu ki bizler yatırımcı ilişkileri çalışanları olarak tek bir tuşa basarak o konuyla ilgili örneğin işte Borsa 100 şirketleri şu konuyla ilgili son 6 ayda ne açıkladılar şeklinde bir raporlama yapabiliyoruz. Bu da bize aslında hani bu bilgi gerçekten açıkladığımız bir karar, açıkladığımız bir duyurumu yatırımcılar ya da analistler için önemli olabilir mi konusunda değerlendirme şansı veriyor. Bu yüzden biz daha şanslıyız bu dönemde bu bilgiyi değerlendirebilmek için diyebilirim kısaca. Teşekkürler. Yine bildirimlerle ilgili Okan Bey'e bir soru yöneltmek isterim. Siz biraz anlattınız aslında ama yine detaylı sormak isterim. Bir yatırımcı portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları ile ilgili hangi açıklamaları takip edebilir KAP'ta veya KAP dışında bu bildirimlere görebileceği başka bir yer var mıdır, başka bir platform var mıdır? Siz de genel bir bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi kamuya aydınlatma platformunda aslında şirket yatırımcılar işte portföy yönetim şirketlerinin bilançolarını görebilirler. Bilançolarımızı yayınlıyoruz. Portföy yöneticisi değişikliği varsa bunları yayınlamak zorunluluğumuz söz konusu. Yönettiğimiz yatırım fonlarının İşte iş tüzük değişiklikleri, izahnameleri falan bunlarla ilgili bilgilere ulaşmak mümkün. Ve her ay itibariyle fonlarımızın portföy yapılarını da paylaşıyoruz yatırımcılarla. Yatırım fonları tarafında. Serbest fonlarda öyle bir zorunluluk yok ama yatırım fonları tarafında var. Dolayısıyla buralardan bu bilgileri almaları mümkün. Öte yandan tabii bu bilgileri hani her kurumun web sayfasında zaten aslında var ama toplu bir şekilde güvenilir bir şekilde şeyden almak, kamu aydınlatma platformundan almak çok daha kolay yatırımcılar için açıkçası. Teşekkürler. Sorulara baktığımda girişim sermayesi fonları ile ilgili, yatırım fonları ile ilgili bir soru var. Bunlarla ilgili de sanırım KAP'taki yapılan açıklamalarla ilgili bazı gelişmeler olmuş. Siz Ayzer Hanım bir iki cümle bahsetmek ister misiniz ondan? Ve yeni gelişme olarak biraz önce sürdürülebilirlik kısmını konuşmuştuk. Bunun dışında hangi alanlarda yani son 1-2 senede gelişme oldu KAP bildirimlerinde paylaşırsanız dinleriz. Teşekkürler. Girişim sermayesi yatırım fonlarının KAP üyeliği, daha doğrusu kamu aydınlatma yükümlülüklerinin KAP üzerinden yerine getirilmesi zorunlu değildi. Geçtiğimiz ay yine SPK tarafından yeni bir düzenleme ile tüm girişim sermayesi yatırım fonlarının KAP üyesi olmaları ve bildirimlerini KAP'a açıklamaları şeklinde bir tebliğ değişikliği yapıldı. Bu kapsamda yıl sonuna kadar da bir süre tanındı. 45 civarında yeni girişim sermayesi yatırım fonunun KAP üyesi olması ve bundan sonra kamuya aydınlatmalarını sistemin üzerinden yapmalarını bekliyoruz.
Yenilik olarak tabii bu fonlar için de bir genel bilgi formu sayfası hazırlanacak. Şu an geliştirmesi devam ediyor. Yıl sonuna kadar bunun hazırlıklarını tamamlayıp uygulamaya alacağız. Girişim sermayesi yatırım fonları da Okan Bey'in söylediği gibi diğer yatırım fonlarının bildirdiği konuları açıklıyor olacak. Finansal raporlarını, izahnamelerini, fon gider bilgilerini ve genel bilgilerini KAP'ta duyuruyor olacaklar. Bunun dışında önümüzdeki dönemde aslında birkaç yeni ekleme olacak KAP'a. Hani onları ben söylemek istiyorum Ece Hanım. Özellikle 2021 başından itibaren inşallah bir aksilik olmaz ise Eser Hanım söyledi, istediğimiz bilgiye çok kolay ulaşıyoruz, arıyoruz, sorgulama yapabiliyoruz. Bunu biraz daha kolaylaştıracağız. Profesyonel kullanıcıların yanı sıra daha bireysel yatırımcılara yönelik ana sayfaya bir arama algoritması, ana sayfaya bir arama fonksiyonu getireceğiz ve bu kapsamda akıllı arama yapacak bir algoritma üzerinde çalışıyoruz. Hani bugüne kadar sitede yapılan aramaları tasnif ettik, analizini yaptık ve bu kapsamda kullanıcılarımızın, bireysel yatırımcılarımızın kelimeleri girdikçe doğru sonuca ulaşmalarını sağlayacak bir arama fonksiyonu getireceğiz. Bunun dışında çok uzun bir süredir bizden bekleniyor ama bir türlü hani sıraya koyup yapamadığımız yine internet sitemizde genel bilgi formu sayfalarında finansal, özet finansal bilgiler bölümünün eklenmesi. Yani her şirketin mali tablosu yayınlanıyor ama tek bir genel bilgi formu sayfasından bu özet geçmişe dönük 3 yıllık finansal bilgilerin indirilebiliyor olmasını sağlayacağız. Belirli finansal tablo kalemlerinin şirketler bazında, fonlar bazında karşılaştırılabilirliğini sağlayacağız internet sitemizden. Yine mobil uygulamamızla ilgili bir takım iyileştirmeler olacak önümüzdeki yıl içerisinde. Mobil uygulamanın İngilizce versiyonunu çıkaracağız. Hak kullanımı fonksiyonlarını, hak kullanımı bildirim arama fonksiyonunu ekleyeceğiz. Ve yine çok önemsediğimiz görme engelli yatırımcılarımızın kullandığı yazılımlarla uyumlu hale getirmek istiyoruz mobil uygulamamızı. Bu gerçekten 2021 yılında yapmak istediğimiz bir çalışma, bir proje. Bunun dışında girişim sermayesi yatırım fonlarıyla ilgili geliştirmelerimiz devam ediyor. Tabii bunlarla sınırlı değil. Başında da söylediğim gibi biz her zaman için sizlerden gelecek önerilere, desteklere açığız. kapdestek@mkk.com.tr bizim iletişim adresimiz. Gerek yatırımcılarımız, gerekse şirketlerimiz önerilerini, tespitlerini her zaman için bizimle paylaşırlar ve hiçbiri de geri dönüşsüz, cevapsız kalmıyor. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Başka bir katılımcı sorusuyla devam etmek isterim. Eser Hanım size yöneltiliyor. Yatırımcı ilişkilerinin önemi Türkiye'de ne kadar anlaşılıyor diye sizin bakış açınızı merak ediyorlar. Çünkü bazı kurumlarda, bazı şirketlerde kapı açıklama olsa bile orada bir yatırımcı ilişkileri direktörlüğü ya da müdürlüğü pozisyonu veya yatırımcı ilişkilerine bağlı bir kişi oluyor. O görev tanımlamasında bir kişi oluyor ama her zaman ulaşılabilir olmayabiliyor. Özellikle küçük yatırımcı tarafından. Bu ulaşımı sağlamak nasıl mümkün olur? Şirketlerde yatırımcı ilişkilerinin önemi yeterince anlaşılıyor mu ve artacak mı önümüzdeki dönemde? Çok teşekkürler. Bu sorunun cevabına inanın maalesef diye başlamak istiyorum. Yani Amerika ve Avrupa ile karşılaştırıldığında çok daha yeni, geçmişi daha yeni bir birim aslında, yatırımcı ilişkileri birimi. Türkiye'deki halka açık şirketlerde kurulması zorunlu. Bankalar ve bazı öncü şirketler, bazı holdingler dışında maalesef yatırımcı ilişkileriyle ilgili sorumlulukların özde değil de sözde yerine getirildiği de birçok şirket mevcut. Bu şirketler aslında bu departmanı bazen kağıt üzerinde kuruyormuş gibi görünseler de yeterli kaynağı ve üst yönetimin yeterli zamanını harcamadıkları noktada da yapabilecekleri çok daha sınırlı kalıyor. Çünkü üst yönetimin bu konuya zaman ve emek harcaması gerekiyor. Bir kaynak harcanması gerekiyor. Bu şirketlerde sermaye piyasalarından yeteri kadar faydalanamamış oluyorlar. Özellikle mevzuatın izin verdiği tüm istisnalar
uygulamaları sonuna kadar kullanmak, işte muhasebe, iletişim ya da başka bir birimin bu faaliyetleri yerine getirmesini beklemek inanın mümkün değil. Yatırımcı İlişkileri Derneği tarafından yayınlanan, benim de hazırlanmasında büyük çabalar sarf ettiğim bir kitap var. Yatırımcı İlişkileri Mevzuat El Kitabı diye. Bu aslında kitap bütün yatırımcı ilişkilerin sorumluluklarını alt alta yazarak başladı. İnanın şu an kitabın sayfaları her gün biraz daha artıyor. Her yıl yeni sorumluluklar ekleniyor ve bu sorumlulukların hiçbiri şirketlerin vazgeçebilecekleri sorumluluklar değil. Çünkü kurumsal yönetim, kamuyu aydınlatma ve diğer sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan sorumlulukların tamamını yerine getirmek inanılmaz çok sorumluluk olduğu için bir yatırımcı ilişkileri departmanı için zaten oldukça zaman alan bir faaliyet. Siz zaten bunları yapmak zorundasınız. Çünkü bunların hepsi zorunlu. Bir de üstüne üstlük analistlerin mevcut ve potansiyel tüm yatırımcılar size ulaşmaya çalıştıklarında ulaşılabilir olmanız gerekiyor. Ve size gelen sorular sadece şirketin son açıkladığı finansallarla ilgili değil, ülkeyle ilgili makro bazda bir sürü finansal ya da makroekonomik soru geliyor. Onun dışında yeni dönemde özellikle sürdürülebilirlikle ilgili, şirket stratejisiyle ilgili birçok soru geliyor. Siz bu soruları cevaplayabilmek için gerçekten şirket içinde söz sahibi olmanız gerekiyor. Bu bilgilere ulaşabiliyor olmanız gerekiyor ki siz karşı tarafa bunları çok iyi bir şekilde aktarabilin ve sermaye piyasalarının şeffaflaşması için gereken görevinizi yerine getirebilin. Bu noktada da departmanın mutlaka kurulmuş olması, departmana yeterli insan kaynağı ve finansal kaynağın ve zamanın harcanması ve şirket içerisindeki konumunun şirket içinde doğabilecek tüm bilgilere erişimini sağlayacak şekilde de konumlandırılması şart. Teşekkürler Eser Hanım. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz analistler açısından da yatırımcı ilişkileri departmanına ulaşma ve doğru bir bilgiye erişme, yani finansal tabloda anlamadığımız bir durum söz konusu olduğunda sorarak cevabını alabilmek çok önemli. Bizler için de kurumsal yatırımcılar için de. Okan Bey, size direkt yöneltilen bir soru var Nuri Bey'den. Yatırım fonlarının güvenilir şekilde yönetildiğini nasıl anlayabiliriz? Buradaki yatırım fonlarının getirisini nereden görebiliriz olarak ben yorumluyorum. Biraz daha detaylı yazmış o aslında ama genel çerçevesi bu şekilde diyebilirim sorunun. Çok teşekkürler. Güzel bir soru. Biz de yaptığımız müşteri ziyaretlerinde şöyle başlıyorum aslında söze. Ya, Türkiye'de gerçekten o kadar doğru, düzgün ve böyle birbirini sürekli kontrol eden bir mekanizma var ki portföy yönetimi ve yatırım fonları açısından. Ya, yatırımcıların bence çok gönlünün çok ferah olması lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir takım sermaye piyasası kurulunun tanımlamış olduğu bir takım sınırlamalar var. Biz mesela yatırım fonlarında diyelim ki işte çok yüklü giriş ya da çıkış olduğu zaman bu sınırlamaları zaman zaman istemeyerek de olsa ya da şeyden de olsa şey yapabiliyoruz, aşabiliyoruz. Ertesi gün hemen yani bizim bir risk yönetiminden gelir birinci uyarı. Sonra saklama şirketinden gelir ve SPK ertesi gün sorar. Yani siz bunu ne yaptınız, neden bu aşımı gerçekleştirdiğiniz şeklinde ona bir açıklama yapmanız gerekir. Onların belli süreleri var hemen geriye dönebilmek adına. Bir de hani maalesef gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için tabii finansal krizleri çok yaşadık. Yani ben de aşağı yukarı 93 yılından beri piyasada bir şekilde portföy yönetim tarafında elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi bakın 94 krizini yaşadım, işte 98, 2001, işte geçtiğimiz dönemde birçok kriz yaşadık. Bu krizlerin hiçbir tanesinde bir fonda bir sıkıntı olduğunu hiç ben duymadım. Portföy yönetim tarafında duymadım. Zaten portföy yönetim şirketleri 15 günde bir sermaye piyasası kuruluna bilançolarını gönderiyorlar. Çok ciddi bir takip söz konusu bilanço anlamında.
Onun haricinde biraz önce bahsettiğim gibi çalıştığımız saklamacı kuruluşlar zaten bütün portföy saklamacı kuruluşlarda, yani portföy yönetim şirketine, Türkiye'de herhangi bir portföy yönetim şirketine Allah korusun herhangi bir sıkıntı olduğunda yatırımcının parası güvende. Dolayısıyla çok gönül rahatlığıyla yatırım yapabileceğiniz bir yatırım ürünü aslında yatırım fonları. O manada yatırımcılarının bence çok güvende olduklarını bilmeleri gerekiyor. Fakat bunu bilirken yatırım fonlarında işte getiriler anlamında dediniz. Getiriler anlamında tabii TEFAS önemli bir platform oldu. Yani bence Türkiye'de yatırım fonları piyasasının gelişmesinde çok büyük bir etkisi var. Bunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Türkiye bu elektronik fon dağıtım platformuyla beraber paranızın nerede olduğunun çok bir önemi yok ama istediğiniz yerden istediğiniz fonu satın alabiliyorsunuz. Burada gerçekten hani gerek sıralamalar, gerek performanslar anlamında da bilgilere ulaşmak mümkün. Fonların içeriğini zaten kamuyu aydınlatma platformundan zaten erişebiliyorsunuz. Performanslar tarafında da TEFAS'ı falan kullandığınız zaman aslında kendinize böyle küçük bir kendi portföyünüzü yönetebileceğiniz bir platformlar silsilesini çok rahat bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. O manada bu şunu da sağlıyor. Yani bu siz kendi birikimlerinizi yönetmeye çalıştığınız sürece o finansal okuryazarlık konusunda da kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu tarz mecraların artması ya da gelişmesi, biraz önce Aydar Hanım'dan da bunları dinledik, çok gerçekten mutluluk verici. Sistemin her geçen gün daha da gelişiyor olması. Dolayısıyla yatırımcıları da o manada, onları da bir nokta finansal okuryazarlık noktasında bir üst noktaya geçiriyor. Dolayısıyla doğru kararlar almalarını da sağlamış oluyoruz bir şekilde diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben yine Ayzer Hanım'la devam etmek isterim. Başka bir konu son dönemde gündeme gelen bazı şirketlerin alt pazar tanımlamasına geçmesi KAP'ta. Bununla ilgili açıklamaları nasıl takip etmeliler, nasıl okumalılar? Gelişen işletmeler pazarında yer alan şirketler alt pazara pazarda işlem görmeye başladıklarında burada nasıl farklılıklar oldu? Paylaşabilir misiniz? Tabii ki, teşekkürler Ece Hanım. Borsa İstanbul tarafından Ekim ayından itibaren pazar yapılanmasında bir değişiklik yapıldı. Yıldız Pazar Grup 1-2 Yıldız Pazar olarak değiştirildi. Ana Pazar Grup 1 Ana Pazar olarak, Ana Pazar Grup 2 ve Gelişen İşletmeler Pazarı ise Alt Pazar olarak gruplandı. Burada Yıldız ve Ana Pazar şirketleri açısından kamuya aydınlatma anlamında çok bir şey değişmedi, hiçbir şey değişmedi. Ama Gelişen İşletmeler Pazarı şirketleri kamuya aydınlatmada bir takım muafiyetleri vardı. Bu şirketler sadece 6 ve 12 aylık finansal rapor düzenliyorlardı. Ayrıca ara dönemde, yani 6 aylıklarda bağımsız denetim muafiyetleri vardı. Yine kurumsal yönetim tebliği açısından, yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması açısından muafiyetleri vardı GİP şirketlerinin. Yeni düzenleme sonrasında tabii ki bu muafiyetleri kalktı. Ama SPK tarafından 9 aylık 2020 yılı 9 aylık mali tabloları için bir muafiyet tanındı. Yani önümüzdeki yıldan itibaren Gelişen işletmeler pazarından alt pazara alan şirketler önümüzdeki yıldan itibaren yılda 4 defa diğer şirketler gibi finansal raporlarını, finansal tablolarını hazırlıyor ve KAP'ta duyuruyor olacaklar. Kurumsal yönetim uyum raporlamasından da muaftılar. Bununla ilgili SPK bu şirketlere hem yatırımcı ilişkileri bölümlerinin kurulması hem de kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından Haziran 2021'e kadar bir süre tanıdı. Aynı şekilde kurumsal yönetim uyum raporu ve kurumsal yönetim bilgi formlarının KAP'ta açıklanmasıyla ilgili de 2021 yılı raporlamasında, yani 2021'de yapılacak 2020 yılına ilişkin raporlamada muaf tuttu. Dolayısıyla bu şirketlerimiz ilk defa 2022 yılında uyum raporu ve bilgi formlarını KAP'ta duyuruyor olacaklar.
Biz bunlara ilişkin gelişmeleri, düzenlemeleri, kendi düzenlemelerimizi kamuya aydınlatma açısından internet sitemizde mevzuat ve duyurular bölümünde duyuruyoruz. Orada genel mektuplarımız içerisinde yatırımcılarımız da şirketlerimiz de ulaşabilirler. Temel olarak bunlar değişti GİP şirketleriyle ilgili. Teşekkürler Ayzer Hanım. Gayrimenkul yatırım fonlarıyla ilgili bir devam sorusu geldi de faaliyet raporları yayınlanması teşvik edilecek mi ya da yakın dönemde böyle bir plan var mı acaba konuşulan? Ben mi? Okan Bey mi? Evet Ayzer Hanım size devam sorusu olarak sordum. Kusura bakmayın. Tekrarlamamı ister misiniz? Yok yok duydum. Gayrimenkul yatırım fonlarının hangi bilgileri kaptı açıklayacakları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenleniyor. Faaliyet raporlarıyla ilgili de bir şey yok. Yani finansal raporlarını açıklıyorlar. Bunun dışında ihraç belgesi, izahname, fon gider bilgileri gibi bilgileri açıklıyorlar. Yani dolayısıyla bu bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil. Yani Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ek bir düzenleme yapılması gerekiyor bu detayların açıklanması için. Bir de nitelikli yatırımcılara satış yapılmış fonlarda hani her şey tam olarak yani daha kısıtlı şeyler açıklanıyor. SPK'nın düzenlemeleri genelde o yönde. Dolayısıyla hani bu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılabilecek bir düzenleme. Bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil. Anladım. Teşekkür ederiz Ayzer Hanım. Ben Eser Hanım'a tekrar sormak isterim. Kurumsal yönetim ilkelerinden bahsettik. Ayzer Hanım da dile getirdi. Sürdürülebilirlik kısmından da bahsettik. Bunların raporlama yapısına ilişkin yatırımcı ilişkileri tarafında nasıl hedefler belirleniyor? Bunların nasıl katkısı olabilir? Sizin de görüşünüzü alabilir miyiz? Elbette. Öncelikle soru için teşekkürler. Bu SPK tarafından EBRD aracılığıyla aynı zamanda destekleriyle bir proje yürütüldü. Duyurulardan izlediğimiz kadarıyla. Bu projenin amacı halka açık şirketlerin kurumsal yönetim düzenleme ve ilkelerini etkin biçimde uygulamak, raporlamak ve SPK'nın da daha iyi bir şekilde gözetebilmesini sağlamak amacıyla yapılmış bir projeydi. Uzun yıllardır devam eden kurumsal yönetim uyum raporlarımızda şablon belki halka açık şirketler tarafından biraz da böyle otomatiğe bağlanmış gibiydi. Biz halka açık şirketler olarak 2018 yılı faaliyet raporlarımızdan başlayarak SPK'nın açıklamış olduğu yeni şablonları kullanmaya başladık. İlk yıl tabii ki biraz acemiydik. Anlamadığımız yerler oldu belki. Fakat bu raporlama, izleme raporunda da belirtildiği gibi yıllar geçtikçe daha da kaliteli bir hal alacak. Bu durumun SPK'nın yeni açıklamış olduğu sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesiyle de aynı seyri izleyeceğini düşünüyorum açıkçası ben. Öncelikle gönüllü olan ilkeler uy ya da açıkla prensibiyle raporlanmaya başlayacak. Sonrasında büyük olasılıkla bir uyum şablonu hayatımıza girecek. Ayzer Hanım'ların ekibi muhtemelen bunun için çalışmaya başlamışlardır diye düşünüyorum. Arkasından bir rehber yayınlanacak. Sonrasında belki yine bir izleme raporu takip edecek ve bu sayede raporlamada nerede olduğumuzu görüyor olacağız. Nasıl ki halka açık şirketler her yıl aynı raporlamayı yapmıyorlar. İlkelerin uyumadığımızın nedenlerini anlattığımız ilkeler için bir çalışmada bulunuyoruz. Biz de her yıl bu ilkelerin sayısını azaltmak için bir gelişme raporlayabilmek için çalışıyoruz. Büyük olasılıkla kurumsal yönetimde izlediğimiz bu hareketi sürdürülebilirlikte de şimdi görüyor olacağız. Bu da bütün halka açık şirketleri kamuyu aydınlatma ve şeffaflık açısından daha iyiye doğru gitmelerini sağlayacak diye düşünüyorum. Ben de çok kısa bir şey ekleyebilir miyim Eser Hanım'ın söylediklerine? Tabii.
düzenleyici kurum gözüyle bir iki cümle eklemek istiyorum. Oturum boyunca da hep konuştuk. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Kurumsal yönetim uyum raporlarıyla ilgili, daha doğrusu CAP'ta PDF olarak yayınladığımız her şeyle ilgili genel sıkıntı. Bizim bunları ölçmemiz kolay değil. Kurumsal yönetim uyum raporlamasında da temel değişiklik, bu yeni şablonların amacı tamamen Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum yapılarını ölçebilmek, yıllar içerisinde nasıl gelişim gösterdiklerini, ne yönde değiştiklerini, bu ilkelere uyum düzeninin ne yönde değiştiğini takip edebilmek amacıyla bu yönlü bir değişiklik yapıldı. Nitekim SPK tarafından ilan edilen izleme raporu da tamamen bu analiz edilebilir veri sayesinde şirketlerin uyum durumlarını yansıtacak bir değerleme raporu ve yıllar geçtikçe Eser Hanım da dediği gibi buradaki gelişimi daha güzel görüyor olacağız. Biz düzenleyici kurumlar olarak da belki zaman içerisinde bazı ilkelerin fonksiyonsuz kaldığını, bazılarının revize edilmesi gerektiğini bu şekilde ölçerek değerlendiriyor olacağız. Teşekkürler. Teşekkürler Ayzer Hanım ve Eser Hanım bilgilendirme için. Okan Bey'e bir soru yine gelmiş. Fonların paylaştığı performans ve portföy dayalı bilgiler sizce yeterli mi? Bu tarafta gelişme alanı var mı? Sizin genel görüşünüzü merak ediyorlar. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Biz de bunu zaman zaman kendi aramızda çok tartışıyoruz açıkçası. Hani çünkü nasıl söyleyeyim, bu bir kurum, aslında bizim yönettiğimiz portföylerde şeffaf olmak tabii ki güzel bir şey. Şeffaf yönetim, ama bunun da bir sınırının olması gerekiyor aslında bakarsanız. O manada hani aylık dönemde yatırım fonlarının paylaşmış olduğu fon raporları bence yeterli. Yani performans raporları da zaten sunuluyor. Bunu zaten başka mecralardan da çok kolay gün be gün takip ediyorlar. Yani günlük bazda zaten fiyatlar takip ediliyor. Ama şunu da şöyle bir örnek vermek istiyorum. Geçen yine konuşurken ifade ettiğim gibi, yani mesela ne bileyim, Coca-Cola kendi yapmış olduğu o detayı vermiyor netice itibariyle. Üretiminde kullandığı o detayı vermiyor. Ama tabii ki bizlerin de fon portföylerinin sürekli olarak günlük bazda yayınlamamız aslında çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü netice itibariyle bu da bizim bir katma değerimiz, yatırımcı nezdinde bir katma değerimiz var. O her kurumun farklı analiz şekilleri var ve onu bir şekilde portföylere uygulamaya çalışıyoruz. O yüzden bence çok doğru bir sistem var şu anda. Yani gerek süre olarak, yani açıklanan aralıkta, yani bir aylık süre bence yeterli bir süre. Bir de bu tarz bilgilerin çok sık bir şekilde yayınlanması yatırımcıyı çok da böyle kısa vadeli alım satıma itebilecek bir unsur. Bu manada bence emeklilik fonları buna güzel bir örnek. Yani emeklilik fonunu, siz emeklilik fonlarında yapmış olduğunuz yatırımları ya da varlık dağılımı, yani alokasyon tarafında yapmış olduğunuz kararları uzun vadede yapıyorsunuz. O manada yatırım fonlarında da keza öyle olması lazım. Yani sürekli siz o portföyü açıkladığınız noktada yatırımcıyı biraz daha kısa vadeye teşvik etmiş oluyorsunuz. Ama şu anda bir aylık süre bence oldukça uygun. Biraz önce bahsettiğim gibi başka mecralardan da performansa ilişkin zaten bilgileri çok kolay bir şekilde takip edebiliyor yatırımcılar. Benim görüşüm bu konuda öyle. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Okan Bey. Ben bütün konuklara teşekkür etmek istiyorum. Bu platformda bunları konuşabilmek, paylaşabilmek çok değerli. Yatırımcılar açısından da, dinleyen tüm kişiler açısından da. Ben son bir soru olarak herkese iletmek isterim. Sizin de deneyimlerinizden yola çıkarak. Önce Ayzer Hanım'la yine başlayayım. Yatırımcılara yatırım kararları alırken nelere dikkat etmelerini tavsiye edersiniz? Görüşünüzü alabilirim. Teşekkürler Recep Hanım. Şimdi tabii CAP operasyonundan sorumlu olduğum için CAP'ı takip etmelerini önereceğim. Çok klasik bir cevap olacak ama
Sonuçta KAP ülkemiz sermaye piyasalarının birincil veri kaynağı, merkezi veri kaynağı. Dolayısıyla KAP'taki bildirimleri, açıklamaları muhakkak takip etmeleri gerekiyor. Zaten finansal okuryazarlık dediğimiz kavram da bu şekilde oluşan bir gelişme. Dolayısıyla bizi izlemeye devam etsinler. Yine destek ihtiyacı varsa mutlaka profesyonellerden destek alınsın. Duyumlar, dedikodular, akrabaların söylediklerine, tavsiyelerine, hele hele sürü psikolojisine kapılmadan hareket etmeye çalışsınlar. Bilmedikleri, anlamadıkları ürünlere, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmasınlar. Yani Okan Bey de bahsetti. Gerçekten çok güzel portföy yönetimi yapan şirketlerimiz var. Hepsi çok başarılılar bu konuda. Zaten hani profesyonel bilgiye onlar sahip. Yani herkes her şeyi bilemez. Biz de bilemeyiz. Onlar bu işi daha iyi yapıyorlarsa dolayısıyla biz paramızı, birikimlerimizi onlara emanet edebiliriz. Ve hani en basit üründen, yatırım fonlarından başlayabiliriz eğer sermaye piyasalarıyla ilgileniyorsak. Ben her yerde söylüyorum bunu ama bir parça mevzuatla da ilgileniyor olmak lazım. Yani özel durumlar tebliği, finansal raporlama tebliği, bu tebliğler kapsamında şirketler neyi açıklar, nasıl açıklar, süreler nedir, kim nasıl belirler? Hani bunların biraz aşina olmakta fayda var. Takıldıkları, bilemedikleri her konuda KAP destek et mkk.com.tr adresi tüm yatırımcılarımıza açık. Dolayısıyla her zaman için bize hangi bilgiye nereden ulaşacaklarını sorabilirler, anlamadıkları şeyleri iletebilirler. Yatırımcılarımıza tavsiyelerim bunlar. Benim eklemek istediğim bir cümle daha olacak. Kendi şahsi merakım için bu geçmiş yıllardaki istatistiklere bakmıştım. Hani her yıl evet gençlerin talebi, gençlerin ilgisi sermaye piyasalarına artıyor. Bu çok umut verici. Ancak geçmişte şöyle bir şey olmuş. 20'li 30'lu yaşlara gelindiğinde biz bu yatırımcıları bir parça kaybediyoruz. Yani sermaye piyasalarına olan ilgilerini kaybedebiliyoruz. Şu an güzel bir ivme yakalandı. Güzel bir ilgi var. Gerçekten çok ilgili ve bilinçli bir kuşak geliyor. İlgili bir kuşak geliyor sermaye piyasalarıyla. Ama bir 5-10 yıl sonra bu kuşağı yatırımcı olarak kaybetmemek adına hem biz düzenleyici kurumlar hem de diğer sermaye piyasası kurumları hep bu sorumluluk aklımızda olarak hareket edelim. Zaten öyle olduğunu biliyoruz. Hepimiz o şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz ama bu hep aklımızın bir köşesinde olsun. İnşallah bu defa 5-10 yıl sonra bu oranın daha arttığını, kaybetmediğimiz bu yatırımcıları görürüz. Çok teşekkür ediyorum Ece Hanım tekrar. Teşekkürler Ayzer Hanım katkınız için. Eser Hanım, sizin de görüşünüzü almak isterim, tavsiyelerinizi. Sesim ayarladım. Aynı soruyla ilgili ben de Ayzer Hanım'ın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Halka açık şirketlerde bizleri zaman zaman birçok yatırımcı arıyor. Bu yatırımcıların aslında sordukları sorulardan şirketlerle ilgili ne kadar yanlış bilgilendiklerini anlayabiliyoruz. Yanlış yerde olduklarını, yanlış yönlendirildiklerini. Özellikle geçtiğimiz günlerde Sermaye Piyasası Kurumu'nun bülteninde çok güzel bir duyuru yayınlandı. Hani kimi zaman üye olduğunuz bir WhatsApp grubunda ya da bir şekilde sizi üye yaptıkları bir WhatsApp grubunda bile çok çeşitli farklı yönlendirmelere maruz kalabiliyorsunuz. Bu gruplarda sessiz olmak bile aslında bir suç. Bu yüzden de gerçekten de size Ayzer Hanım'ın söylediği gibi herhangi bir şekilde bir tüyo verdiğini düşünen insanlardan mutlaka uzaklaşmak gerekiyor. Bu finansal okuryazarlıkla ilgili çok güzel yapılmış ücretsiz eğitim programları var. Ben yatırımcıların mutlaka bu programlara katılmaları gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda kimi zaman beni arayan yatırımcılara tüm risklerini dağıtmalarını, tüm yumurtaları aynı sepete koymamaları ile ilgili yorumlarda bulunmak istiyorum. Nasıl ki bizler hayatımızı farklı enstrümanlarla bir şekilde yaşamayı, riski bölmeyi, dağıtmayı öğrendik. Bunu tüm yatırımcıların mutlaka yapmaları gerekir diye düşünüyorum.
Eser Hanım, siz tam konuşurken size yöneltilen bir soru var. Hemen iki sormak isterim. Neden şirketler analiz toplantısı yapmayı tercih ediyor? Analiz toplantısı yerine online bir yatırımcı toplantısı yapılsa, kamuya açık daha yararlı olmaz mı diye sormuşlar. Elbette COVID sonrasında hepimiz artık online toplantılara oldukça bir şekilde alıştık. Fakat analistler, bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar aslında yatırımcı ilişkilerinin farklı paydaşları. Bu yüzden bizler bu kişilere farklı iletişim araçlarıyla ulaşabiliyoruz. Yani gün içerisinde örneğin benim şirketimin 20 bin yatırımcısı varsa, ben bu 20 bin yatırımcıyla her gün telefonla, her istediklerinde 7/24 available mümkün bir şekilde iletişim kurma şansına sahip değilim. Bu yüzden de yatırımcılarımızla inanın takvimlerimiz ağzına kadar dolu. Toplanıyoruz, analiz toplantıları yapıyoruz, finansallarımızı konuşuyoruz, birçok konuyu masaya yatırıyoruz. Ama tüm bu toplantıların hepsini her bir yatırımcıyla teker teker yapma şansına ve kaynağına maalesef sahip değiliz. Teşekkürler Eser Hanım, katılımınız için sizinle. Okan Bey'e de yine aynı soruyu sormak isterim. İsterseniz hatırlatayım. Yani yatırım kararlarında nelere dikkat etmeli, ne tavsiye edersiniz yatırımcılara? Evet, yani öncelikle yani birikimini yönetemeyen birisi hayatını yönetmesi bence zor. Yani dolayısıyla bence o tarafa da mutlaka ne iş yapıyorsanız yapın, bence oraya da bir ağırlık vermeniz gerekiyor. Önemli bir konu. Bunu yaparken birinci öncelik kendi risk algınızın doğru tanımlayabilmek, yani kendinizi iyi tanımak, risk, ne tür riskler alabilirim, ben ne kadarlık bir kayıp yaşarsam bu beni çok rahatsız etmez, çünkü her zaman kazanç olamayabiliyor finansal piyasalarda. Önce bunları belirlemek lazım ve bunları da belirledikten sonra eğer bu işi kendiniz yapıyorsanız zaten varlıklara dağılımını kendiniz yapmanız lazım. Ama eğer bunu bir başkası vasıtasıyla, yani bir takım kurumsal finansal kurumlar, sermaye piyasası kurumları vasıtasıyla yapacaksanız da bunu doğru ifade edebiliyor olmanız lazım. Çünkü yapılan araştırmalar şunu göstermiş ki elde edilen getirilerin %91'lik kısmı stratejik varlık dağılımıyla açıklanabiliyor. Yani geri kalan %9'luk kısmı işte menkul kıymet seçimi, piyasa zamanlaması. Yani dolayısıyla ağırlık vermemiz gereken hikaye stratejik varlık dağılımı. Nedir stratejik varlık dağılımı? Varlık alokasyonu, yani paranızın yüzde kaçını nereye koyacağınız aslında birikimlerinizin. Şimdi hepimizin amacı enflasyonun üzerinde enflasyona ezilmemek. Yani bizim ülkemizde öyle. Dünyada da bu böyle. Tabii bizde faiz oranları falan yüksek olduğu için. Ve son böyle 18-19 seneye bakın. Birçok finansal enstrüman. Yani son 3-4 senelik süreçte gerçekten iyi bir performans göstermiş olsa dahi. Son 18 seneye bakın, altında, borsa altında, baktığınız zaman faiz tarafında bir miktar iyi bir performans var. Yani enflasyon %1500 iken o %2500 gibi bir şey getirmiş ama o da 2002 ile 2006 arasındaki yüksek reel faizden kaynaklı. Ondan sonraki döneme bakın yine çok fazla bir şey yok. Fakat mesela temettü verim yüksek olan 15 tane şirketi aldınız, başka da hiçbir şey yapmadınız diye bakarsanız buradaki performans %16.500. Dolayısıyla portföyün belli bir kısmını mutlaka hisse senetlerinde olması gerekiyor. Uzun vadeli bakış açısı olması gerekiyor. Yani şirket ortaklığına ilişkin, yani ben şirketin ortağıyım diyebilecek şekilde yatırım yapabilmeniz gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Riskinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Ve dönem dönem o varlık alokasyonu tarafında değiştirmeniz gerekiyor portföyünüzü. Ya da portföy yönetim şirketlerine, yatırım fonlarına emanet etmeniz gerekiyor gibi bir durum söz konusu. Ama şunu söylemek mümkün, gerçekten Türkiye şu an finansal varlıklar olarak da çok ucuz her manada bakıldığı zaman. Çok ciddi bir fırsat var önümüzde. Umarım Ayzer Hanım'ın bahsettiği gibi tekrar böyle bir şey noktasında olmayız, hani yatırımcıları kaybedecek bir noktada olmayız diye düşünüyorum ben. Ama doğru varlık alokasyonunu yapabilmemiz lazım.
Yani tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Eser Hanım'ın bahsettiği gibi işte sağdan soldan işte birisinden duyup bir şeyler yapmamak lazım. Çünkü ancak kendi hatanızı öğrenerek yani hatalardan da ders almak lazım. Bir başkasının hatasıyla ders almanız çok mümkün değil. En azından hata yapacaksanız da kendiniz yapın şeklinde söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Okan Bey katkılarınız için. Panelin sonuna geldik. Zamanını da çok yararlı kullandık diye düşünüyorum. Herkese yatırım kararlarında başarılar diliyoruz. Teşekkürler.